Merhaba arkadaşlar, Hobi ve Tasarım Dünyası adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir havlu kenarı modeli hazırladım. Şöyle daha önce iğne oyasından yapılmış bir model. Ben bunu tığa dönüştürdüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen başlayalım. İlk önce taban kısmından başlayacağız. Böyle bir miktar zincir alarak modelime başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sanırım bu yeterli. Tığım başına bir kere doladım. Hemen 4. zincirden önce 1, sonra 2, sonra 2 olarak zincirimle beraber 2 trabzanım oldu. Yine hemen yanındaki zincire geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Araya, pardon, 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığın başını doladım. Yine hemen yanındaki zinciri bir trabzan yaptım. Tığımı tekrar dolayıp aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Yine aynı yere. Bu şekilde. Hatta ben zinciri çok fazla çekmişim arkadaşlar. Yani 6-7 tane falan olsa yeterli aslında. Şimdi 1-2-3 4 zincir alıyorum. Tığın başını bir kere doluyorum. Geri dönüş yaparak şu ortadaki 3 zincire trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığın başını doladım. Aynı şekilde üçlü trabzan, 3 tane üçlü trabzan. Araya 3 zincir. Yine aynı şekilde 3 trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir dönüyorum. Araya 3 zincir, tığın başını tekrar doladım. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığın başını bir kere doluyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 6 tane sıra yapalım. Hatta 5 tane yapsak da olur. 3 tane oldu zaten. 1, 2, 3, 4. Son 2 tane daha yapayım. Çünkü modelimizin dip kısmını koyacağız. O yüzden çok fazla ilerlemeden devam edeceğim. Dört oldu. Bir, iki, üç, dört zincir dönüyorum. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Galiba bu modele su yolu deniyordu. 1, 2, 3. 3 trabzanımı daha yapıyorum. Trabzanları üçlü olarak yapalım arkadaşlar. Kenar zincirlerini de 4 çekelim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bu kısmı bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10. Şimdi 10 zincir aldım. Hemen şu alttaki 4 zinciri, 10 zincirimi kapattım. 1, 2, 3 zincirle geri dönüyorum. Ve bu zincirli yuvanın içine trabzanla dolduracağım.
Yine 3 litre trabzana dolduracağım. Zincirimle beraber 2 oldu. 3, 4. Bu şekilde yuvayı dolduralım arkadaşlar. Şimdi zincirle beraber 17 trabzan doldurdum. Yine 3 zincir alıyorum. 3 zincirimi yuvaya kapatıyorum. Zincirlerle beraber 18 tane oldu. Şimdi hemen şuradan 2 zincirle tepeye geçiş yapıyorum. Burayı da artık aynı şekilde 3 trabzan 1 2 1 2 3 3 zincir olarak devam ediyorum. Kenara 4 zincir çekiyoruz. Yine bir başka model, daha doğrusu şu kenar kısmına kadar bir miktar daha büyütüyorum. Şu su yoluna devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir miktar yaptım. İkinci motifimi kurdum. Bakın arada sadece tek bir, yani çiftli sıra var. Çok da birbirine yakın olmayacak şekilde. Yine üçüncüyü de tekrar size göstereyim. Şu motiften sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. 6 sıra yaptıktan sonra burayı yine 10 zincir, 9, 10, bir alt kısma geçiyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 3 zincir. Geri dönerek zincirli yuvamın içine trabzanlarla dolduruyorum. Toplamda 18 trabzan olacak kenar zincirleriyle beraber. Evet. Doldurup geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, alt kısmı tamamladım. Bu şekilde olacak alt model kısmımız. Şimdi hemen diğer tarafına geçiyorum. İpimi tığıma sabitleyip şöyle neresinden yaptığımız hiç fark etmez. Düz tarafından hemen şu kenar trabzanın tepesinden ipimi sabitledim. 1 burada 2 3 4 5 zincir alıyorum. Hemen yine aynı yere zincirimi kapatıyorum. Bakın bir kuyruk oluştu. 2 zincir alıyorum. Sonraki trabzan tepesine geçiyorum. Yine 2 zincir. Sonraki trabzan tepesi 1 2. Trabzanların tepesine ikişer zincirle dolduracağız. Sonuna kadar 2 zincirle her trabzan tepesini dolduralım arkadaşlar. Sonuna kadar doldurdum. Her trabzan tepesine 2 zincir şeklinde. Toplamda şu 2 zincirli pimpirik sayısı 16 olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri dönüyorum. Hemen sıradaki gelen ilk pimpirin tepesine kapatıyorum 5 zincirimi. Yine aynı yere sık iğne ile tekrardan batıyorum. Şimdi 2 zincirle pimpirikler tepesine yine aynı şekilde devam ediyorum. Her birine 2 zincir şeklinde 1 2 sonraki pimpirik tepesine 1 2 bir sonraki pimpirin tepesine. Her sırada artık eksilme olacak. Yani bir pimpirik eksilecek. Bir, iki. Bir, iki.
Batıyorum. Sık iğneyle batıyoruz. Bir, iki. Şimdi şu son ilk başta yapmış olduğum 5 zincirli kuyruğun tepesine batmıyoruz arkadaşlar. Yine 5 zincirle geri dönüş yapıyorum. 4-5. Pardon, biraz gevşek oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dönüyorum. Hemen ilk gelen şu yuvaya kapatıyorum 5 zincirimi. Aynı yeri sık iğne ile tekrar kapatıyorum. Artık 2 zincirle devam ediyorum. Bütün zincirlerin tepesine ikişer zincirle sona kadar devam ediyoruz. Bakın yine son kısma geldim. Son pimpirimi 2 zincirle kapatıyorum. Burayı yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir dönüyorum. Hemen ilk gelen pimpirin tepesine kapatıp üzerine bir sık iğne yapıyorum aynı yeri. Ondan sonra yine devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar dönüşlerde 5 zincirli bir kuyruk oluşturacağız. Kuyruğu yaptıktan sonra yanına sık iğneyi, aynı yeri sık iğne batmayı unutmayın. Daha böyle kuyruğun ortaya çıkması için. Bu şekilde devam edersek her sırada artık küçülme olacak. Ben arka planda bunu devam edeceğim. Sizler de bu şekilde devam edin. Evet arkadaşlar, oyamız bu şekilde, örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Ben şurada bir şey daha anlatayım size. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5. kuyruktan sonraki şu pimpirikleri artık 3 zincirle devam ediyoruz. Çünkü gerilme olacağı için, örneğin düz durması için 3 zincirli pimpirik yapacağız. Aynen bu şekilde, ama dediğim gibi 2, 4, 5. 5. pimpiri, şu kenardaki 5. kuyruğu yaptıktan sonra 3'er zincirle devam edeceğiz. Yani göstereyim. 5 zincir. Geri döndüm. Hemen yuvaya battım. Tekrardan sık iğneyle battım. 1, 2, 3. 3 zincirle devam ediyoruz. 2, 3. 1, 2, 3. 3. Bu şekilde. Bakın artık küçülmeye de başladı artık. Eksiliyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dönüyorum. Hemen ilk yuvaya batıyorum. Tekrardan sık iğneyle batıp 1, 2, 3. Bu şekilde devam ediyoruz. Zincir dönüyorum, aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Artık son yuvalardayız. 1, 2, 3. Bakın 4 pimpirik kaldı, 4 tane zincirli pimpirik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm, kapattım aynı yere, tekrar sık iğneyle battım. Bir, iki, üç. Kapattık. Bir, iki, üç. Kapattık. Beş zincirle döndük. Son iki yuva. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burayı da kapattık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5.
Yine aynı yere batıyorum. 3 zincirle devam ediyorum. Son yuvamın içine battım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle döndüm. Artık son yuva. Burayı da kapattım. Bakın. Bu şekilde 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Yani şu son yapmış olduğum pimpiri tam tepeye, hatta şöyle 6-7 zincirle biraz daha büyük şekilde yaparsam uç kısmı yine sık iğneyle batıp sabitleyip bir zincirle kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben ikinci örneğimizde yapacağım. Yani şu birleştirme kısmını anlatmak için arka planda onu yapacağım. Birleştirme yerine göstereceğim. İster ayrı ayrı yapabilirsiniz, ister birleştirme. Eğer birleştirmek gerekiyorsa ona göre ben diğer örneği de başlayıp geri döneceğim. Size de göstereceğim zaten. Şimdi artık ekleme kısmına geleceğim. 1, 2 son pimpirimi de kapatıyorum. Şimdi 3. kuyruktayız. Bu da aynı bu şekilde. Buraya bir zincir alarak dönüyorum. Şöyle bir karışıklık oldu. Bir zincir aldım. Şimdi döndüm. Diğer modelimin yaprağımın 3. 1, 2 3. kuyruğundan bir zincirle, bakın bu şekilde ekliyorum. Sıkıştırdım. Bir zincirle tekrardan geri dönüyorum. Hemen pimpirin içine sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar sık iğne yaparak bu şekilde. Bakın buraya 5 zincirli kuyruk yapmıyoruz. Sadece bir zincirle sonra da bir zincir geri dönüşle ekleme yapıyoruz. Aynı şekilde şimdi devam edeceğim artık. 2 zincirli pimpiriklere devam edeceğim. Bu şekilde örneğimi tamamlayacağım. Artık başka yerinden ekleme yapmayacağız. Tek buradan ekleme yapacağız. Şurada hatırlattığım gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kuyruktan sonra şu aralara üçer zincir alacağız. İkişer, buraya kadar 2 yapmıştık ya, buradan yukarı üçer zincirle devam edeceğiz. Aynen bu şekilde de bakın 3. kuyruktan 5. kuyruğu yaptıktan sonra 3 zincirle devam edeceğim. Bu şekilde bu örneğimi tamamlayacağım. Artık size en son şu bant kısmının yapılışını anlatacağım. Devam edeceğim. Ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin artık şu üst kısmını yapacağız. Bunun için de yine sarı ipimi kullanacağım ilk başta. Hemen şuradan başlayayım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başını 2 kere doladım. Bir alt sıradaki kenardaki zincirlere baktım ve ikişerli şekilde çıkıyorum. 1, 2, pardon, 3 zincir, tığımın başını bir kere doladım. Şöyle 3 kere de çıktım. Trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 trabzan oldu. 4, 4, 5 ve 6 trabzan. Şimdi aynı yere kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir. Tam 2 kere doladım. Bir alt sıradaki yine kenar zincirlerini batıyorum. Bakın. 1, 2, 3 zincir.
Yine üçlü trabzan şeklinde önce bir, sonra iki, sonra iki, üçlü trabzan yapıyoruz. 4 oldu. 5 ve 6. Hemen direkt sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün sırayı devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Şimdi aynı işlemi beyaz iple devam edeceğiz. Hemen şu tepeden, yani ilk başta almış olduğum 3 zincirden bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir, pardon, 4 zincir. Tamam, 2 kere doladım. Şu dip kısımdan bu şekilde, yani zincirin tam dibinde tığım batıyorum. İkişerli şekilde trabzan oluşturuyorum. Tığım iki kere doladım. 1, 2, 3. Yine buraya 6 tane üçlü trabzan yapacağım. 3 oldu. 4. 5 ve 6. Şimdi bunu şu 3 zincirli ilk baştaki trabzanı kapatıyorum. Bakın. Yine 1 2 3 4 zincir tığımı 2 kere doladım. Bir sonraki sıradaki zincirin en dibini önce 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde, yani ikişerli şekilde trabzan yaptım. 3 zincir, önce 1 sonra 2 sonra 2, 2 trabzan, 3. trabzan, 4. 5. ve 6. Bunu da yine aynı şekilde şu ilk baştaki trabzanı kapatıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Ve arkadaşlar yine bir üst kısma, yine sarı renkle tekrardan bir sıra daha gideceğiz. Toplamda bu şekilde 3 sıra olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıralarımızı tamamladık. Şimdi en üst kısma geleceğim. Burada da artık havlu kenarını bağlamak, dikmek için beyaz ipimle yine 2 sıra gideceğim. Hemen şu ilk trabzan tepesinden ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8, şu şekilde ölçerek yapabilirsiniz. Diğer trabzan tepesine zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bu şekilde. Sekiz zincirle bütün trabzanların, yani şu tepeleri kapatalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün şu tepelerimizi doldurduk. Zincirle dolaştık. Şimdi geri döneceğiz. Dönüşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir aldım. Hemen dönüyorum. Tığım başını bir kere doladım. 1 değil, 2 değil. Şöyle 3. zincirimi trabzan yapacağım.
ikili trabzan şeklinde yaptım. 1, 2, 3 zincir tığımın başını doladım. Yine şu şöyle 3. zincire ikili trabzan şeklinde yuva yapıyorum. 3 zincir orta kısma geldim. Buraya da iki sefer de çıktım. Trabzan yaptım. 1, 2, 3. Şöyle her yuva zincir 8 zincire 3 yuva denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bir, iki, üç tığın başını doladım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Bunu sonuna kadar geleceğim. Dolduracağım. Yani bu zincirleri dolduracağım bu şekilde. Tekrardan şu trabzanların üzerine yine aynı şekilde üçer zincirle bir sıra daha geleceğim. Artık modelimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık. Bakın bu şekilde. Çok güzel bir örnek çıktı ortaya. Şu ortaya 3 sıraya gittim. Üzerine 2 sıra da şu şekilde yuvalar yaparak modelimizi tamamladım. Çok güzel bir örnek oldu, model oldu. Sizler de istediğiniz renklerden kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videolarımı da beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.